Terra'nın kripto letonları UST ve Luna Classic bu hafta gizemli bir şekilde pompalandı. UST %47.0 arttı. Terra blok zincirindeki en popüler iki kripto varlığının düşüşünden sonra, dijital para birimleri TerraUSD, UST ve Luna Classic, LUNCH, son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri doları karşısında büyük bir değer kazandı. Son 7 gün boyunca, LUNCH %96,3 arttı ve bir zamanlar istikrarlı olan UST bu hafta 472,4 arttı. Bazı kripto varlıklarının asla ölmediği dijital para birimleri dünyasında oldukça iyi bilinmektedir. Bu bazen Terra Classicus, USTC olarak adlandırılan eski bir sabit para olan Luna Classic, LUNCH ve TerraUSD, UST adlı iki ünlü kripto varlığı için geçerli gibi görünüyor. Luna Classic adını aldı çünkü Terra'nın yeni simgesi artık Luna olarak anılıyor. UST bir zamanlar istikrarlıydı ve 1 dolar paritesini Ekim 2020'den 9 Mayıs 2022'ye kadar tuttu. UST ayrılınca bir Amerika Birleşik Devletleri kuruşunun altına düştü ve 18 Haziran 2022'de birim başına 0.006'a düştü. Bununla birlikte, birim başına 0.006 düşük olduğundan, UST bu aralıktan 617,5 yükseldi. UST bu hafta 472,4 artarak 29 Haziran'da birim başına 0.0926'a yükseldi. UST bu yükselişin ardından değer kaybederken, 30 Haziran Perşembe günü hala yaklaşık 0.04.217.516 ila 0.081.822 arasında 24 saatlik bir işlem aralığı tuttu. UST, 9 Mayıs'ta ayrılınca, LUNCH zaten değer kaybediyordu, ancak 4 gün önce LUNCH, birim başına 82 dolar karşılığında el değiştiriyordu. UST'nin ayrıldığı gün, LUNCH o gün birim başına 61 dolardan el değiştirdi, ancak ertesi gün LUNCH başına 27 dolardan işlem gördü. O zamandan beri, LUNCH depegging olayından 4 gün sonra, 13 Mayıs'ta 0.00000999967'a tüm zamanların en düşük seviyesini vurdu. Mucizevi bir şekilde, LUNCH bu hafta sadece %96,3 değil, tüm zamanların en düşük seviyesinden %10,577 arttı. Yazma sırasında, LUNCH günlük ticaret hacminde 545.87 milyon dolar görürken, UST son 24 saat içinde 522.60 milyon dolar kaydetti. Bugün dolaşımda olan 6.907.072.876.045 LUNCH ile 812.399.236 dolar civarında bir piyasa değerine sahiptir. Şu anda dolaşımda olan 10.254.324.366 UST var ve bu da UST'ye yaklaşık 477.73 milyon dolarlık bir piyasa değeri veriyor. UST sahipleri, sistemde 573.636.728 UST kilitli olduğu için hala Lanchor protokolünü kullanıyor. Terra Station cüzdanındaki çapa tasarruf protokolü, yıllık %16.26'lık bir getiri, APY'ye vaat ediyor. Ayrıca, defillama.com istatistikleri, merkezi olmayan finans, defi risk yönetimi pazarı risk limanında tutulan LUNCH'de 9.23 milyon olduğunu gösteriyor. Terra Classic zinciri ve Luna Classic, LUNCH, sosyal medyadaki gönderileri gözlemleyerek HALOLOM aktif bir topluluğa sahip. Terra Classic'in halatiftif doğrulayıcıları var ve yakın zamanda doğrulayıcılara %10'luk bir evrensel minimum komisyon verecek bir yönetim önerisi sunuldu. LUNCH DAO adlı belirli bir doğrulayıcı, 29 bin Twitter takipçisine, doğrulayıcının %10'luk minimum komisyon oranına karşı olduğunu söyledi. Yazım sırasında, 37.04 teklif lehinde oy kullandı ve 24.80 fikre hayır dedi. O arada, yeni Luna 2.0 jetonu, dijital para biriminin kardeşlerine kıyasla cansız bir hafta geçirdi. Luna 2.0 bu hafta %7 arttı, ancak Terraphonic blok zincirinden kaynaklanan yeni kripto varlığı geçen ay %76,6 düştü. Bugün var olan 13.000'den fazla kripto varlığı arasında Luna 2.0, 273 milyon dolarlık piyasa değeri ile 124. sırada yer alıyor.
Bir zamanlar istikrarlı olan kripto para UST'nin piyasa değeri 477,73 milyon dolar ise 87. sırada yer alıyor. UST'nin ve Lunge'nin son 7 gündeki değer artışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.